Herkese merhaba arkadaşlar. İmbat'tayız. Efeler Mahallesi İmbat sahilindeyiz. Denize 200 metre mesafede çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Aslında 2 adet villamız var. Hava çok rüzgarlı, açılışı buradan yapacağız. Hemen aşağıya geçeceğiz. 2 adet villamız var. Bir tanesi havuzlu, bir tanesi havuzsuz. Biz havuzsuza bakacağız. 4+1 yerden ısıtmalı 6 milyon 250 bin TL'ye denize çok yakın bir villa sahibi olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hava rüzgarlı, sesim zor anlaşılıyorsa şimdiden özür dilerim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Yerden ısıtmalı 2 adet villamız var. Arkadakinde havuz var, öndekinde yok. Deniz manzaralı, denize çok yakın. Hava rüzgarlı, dışarıda çok zaman harcayamayacağız. Ön tarafta güzel bir teras alanımız var. Yan tarafında bahçe alanı var. Birazdan çıkarız oraya. Yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Diğer villayla aramız tamamen kapatılmış. İstenirse alt taraflarda çim çit halinde yapılabilir. Üst tarafta bir 30 santimlik, 40 santimlik alan kapatılmış. Gayet güzel. Buradan bile denizi görebiliyorsunuz ama kameradan görmeniz çok zor. Hava rüzgarlı, soğuk bir hava. Tamamen müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Arkada da yine bir bahçe alanımız var. Arka duvarın tamamı da böyle seramikle kaplanmış. Laminant görünümlü seramik. Köşe bentlerde beyaz kullanılmış. Yan tarafta da yine yeşil alanımız var. Tamamen müstakil bir villa. Yerden ısıtmalı. Çevrede villalar tanıttık. 5,5 milyon civarında villalar var. Ama bunların arsa payları daha yüksek ve yerden ısıtmalı olması da büyük bir avantaj. Diğerlerinden daha geniş. Yan taraftaki bahçe alanını da görüyorsunuz. Ve burada da patlama taş kullanılmış. Fiyatını söylemedik değil mi? 6 milyon 250 bin TL. 6 milyon 250 bin TL. Arada hatırlatalım fiyatını. Çünkü sürekli fiyat soruyorlar. Şu an çok rüzgarlı bir hava var. Hızlıca içeriye geçelim ve içeriden devam edelim. Bahçeyi gördünüz. Çok rüzgarlı bir hava. Birkaç gün daha bu hava devam edecek bu şekilde. Sonrasında tekrar bir yağmur bekleniyor tabii ama inşallah yağar. Ama yağmur da gözükmüyor arkadaşlar. Güzel bir girişimiz var. Biraz karanlık olabilir. Elektrik yok. Şimdi küçük bir antre yapmışlar. İstenirse biraz daha uzatılabilir. Farklı bir seramik var yerde. Çok hoşuma gitti. Sağ tarafta salon kısmı, sol tarafta da mutfağımız var. Ayrı mutfak gibi düşünebilirsiniz. Kocaman bir mutfak alanımız ve tezgahımız mevcut. 60'a 120 seramik zeminde kullanılmış. Lake dolaplarımız var. Burada yine bir pencere bırakmışlar ki gün ışığından olabildiğince faydalanalım diye. Hava kapalı, elektrik yok ve evin içerisi bu derece aydınlık. Bu da çok güzel gösteriyor evi. Gayet güzel. Şimdi burada bir kolon var. Bu neden burada demeyin. Bu kolonu kesmemeleri daha iyi değil mi? Mantıklı. Çoğu kişi bu kolonu kesiyor buradan ya da farklı bir şey yapıyor. Sonrasında görüyorsunuz depremde neler olduğunu. Bu kolon kalsın. Çok da göz yormuyor arkadaşlar. Bazı kolonlar böyle, içeriye giriyoruz mesela, misafirlerimiz geliyor ev gezdirirken, ya bu kolon burada olmamış diyor. Ama kolonun orada olması gerekiyor ki öyle de kalsın. Gayet güzel bir tezgahımız var. Tezgahın alt tarafında da antresit renkte bir set var diyelim değil mi? Böyle iki farklı tezgahtan oluşuyormuş gibi. Burada bir lavabomuz var. Lavabonun içi tamamen turkuaz renkte. Hatta aralarda beyaz ve diğer renklerin de karışımı. Güzel bir seramik kullanılmış. Birazdan yukarıdakini daha detaylı inceleyeceğiz. Ve salon. Salon çok geniş, kullanışlı. İstediğiniz gibi eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Yemek masası, oturma alanı çok rahatlıkla kullanılacak alanlar var. 60'a 120 antresit renkte bir seramik etrafta dönmüş. Ortada da bir göbek oluşturmuşlar farklı bir seramikle. Çok şık duruyor seramik. Gerçekten çok güzel oluyor. Her tarafına bundan yapsalardı biraz daha gözü yorardı. Ama bu şekilde ortada kullanmaları, köşelerde de farklı seramik kullanmaları çok daha güzel göstermiş. Şimdi burada bir teras alanımız var dedik. Pencereler çok kaliteli. Onu söyleyelim. Biraz zor açılıyor. Ağır ama çok kaliteli. Buranın üstünü böyle bir pergüle sistemiyle kapatmışlar. İstenirse siz burayı tamamen de kapatabilirsiniz. Zaten ön tarafımız yol. Yoldan da yüksekteyiz. Yerdeki 60'a 120 seramik de içeridekinin koyusu. Gayet de güzel olmuş. Güvenlik kameraları takılı. Şık bir ev ve 6 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir ev. Bence mantıklı bir alışveriş yapmış olursunuz ki artık fiyatlar artıyor. Siz de biliyorsunuz, gayet güzel bir villa sahibi olacaksınız. Kapılarda lake.
Merdivenler beyaz. Bir de Akbük'te görmüştük bu beyaz merdivenleri. Hatırlarsanız bundan bir sene, bir buçuk sene önce bir ev sattık yurt dışına. Çok güzel bir merdiven yapmışlardı. Hatta şimdi bile arayıp o tarz evi soranlar o beyaz merdivenli ev gibi diye tabir ediyor. Güzel bir antremiz var. Yine ortada iki tane 60'a 120. Aşağıdaki seramikten kullanılmış bir göbek oluşturulmuş. 3 adet oda, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hızlıca bakalım. Odalar laminant. Arkadaki villanın asansörü var diyecektim. Havuzu var. Asansöre gitti kafamız bir anda. Gayet güzel bir oda. Ortalama 13-14 metrekare civarında. Odanın içerisi tamamen laminant. Bütün odalar laminant. Islak zeminler, ortak kullanım alanlarında ıslak zemin yapılmış. Güzel olmuş. Süpürgelikler de 10 santimlik beyaz mat kullanılmış. Lake. Burada bir de ebeveyn banyosu var. Eşyayı sığdırabileceğiniz alanlar mevcut. Öyle çok büyük eşyalar kullanmayacaksanız. Vitranın gömme rezervuarı kapının arkasında, duş alanımız var. İçeriye niş yapmışlar. Orayı görmüyorsunuz ama genel kullanımda göstereceğim birazdan. Burada da Hilton lavabomuz. Şu alan boş kalmış aslında. Burada değerlendirilebilirmiş. Belki bir havlu dolabı yapısaymış. Çok daha güzel olabilirmiş. Şimdi genel kullanım banyo lavaboya bir bakalım. Ebeveyn banyosu da aynı şekilde, içerisi laminant görünümlü seramikle yapılmıştı. Diğer alanlarda zaten 60'a 120 seramik. Burada da led aydınlatmalar var. Tabii göremiyoruz bunları ama çok güzel olmuş. Hatta buranın ışığı yanarken de, elektriği varken de gelip bir çekimini yapmıştık biz. O zaman çok hoşuma gitmişti. Turkuaz renkle yakışıyor. Burada da bir odamız var. Ayrıca bu odadan ve diğer odadan da ortak kullanım çıkışımız bir balkon var arkadaşlar. İki taraftan da çıkabiliyorsunuz. Laminatlar yakışmış. Beyaz çok güzel gidiyor. Yerdeki laminatla süpürgeliği aynı renk yapmamak çok daha güzel oluyor. Özellikle beyaz yakışıyor süpürgelik kısmında. Ne uygularsanız uygulayın zemine ya da kapılarda, ne seçerseniz seçin, beyaz her zaman yakışıyor arkadaşlar. Güzel bir oda. Ortalama 14 metrekare civarında. Ve bir de balkon var. Balkondan da denizi görebiliyorsunuz. Karşı taraf zaten deniz kısmı ve oradaki sahilden denize girebiliyorsunuz. Aquasis Otel'in yan tarafındayız. Didim'in 5 yıldızlı tek oteli. Var mı başka otel? 5 yıldızlı yok değil mi? Didim'in 5 yıldızlı tek oteli şu an orası. Akbük'teki Maxeria Otel de olabilir. Tam olarak yıldız sayısını bilmiyorum. Gayet güzel bir oda. Aslında bu katın en geniş odası burası. 19 metrekare civarında gayet kullanışlı bir oda ki yatak başlığı böyle düşünmüş. Karşı iki tane sabit pencere. Buraya zaten boydan boya bir pencere bırakmışlar. Sinekliklerde yapılmış bütün evde, onu da söylemeden geçmeyelim. Çünkü şu an çok büyük paralara mal oluyor o sineklikler ki yapılmış çok daha iyi. Merdivenlerin ön kısmı da antresit renkte. Çok şık duruyor. Aslında led aydınlatma bunun altına çok güzel gidermiş. Sıra geldi en üst kata. Benim sevdiğim katlar en üst katlar. Hele ki manzarası ve terası varsa tadından yenmiyor. Oturacaksınız arkadaşlar. Burada zaman geçireceksiniz. Kapılar lake bu arada. Onu tekrarlayalım. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Birazdan bakacağız. Burada da bir depo alanımız var. Küçük bir depo alanı. Karanlıktır içerisi. Çok göstermeyelim. Üst tarafta yine laminat şeklinde tavan yapmışlar. Farklı olmuş. Güzel olmuş. Biraz daha sıcak duruyor içerisi. Tabii ki yalıtımı da yapılmış bir ev. Burada ebeveyn banyomuz var dedik. Gayet güzel. 60'a 120 seramik. Yerden ısıtma söylemiştik başta ki yerden ısıtmanın avantajları çok fazla, değerlendirmek gerekiyor. Ve bir de terasımız var. Bu odayı istediğiniz gibi eşya sığdırabilirsiniz. Terasta başlı başına aslında iki tane oda çıkabilecek kadar büyük bir alana sahip. Karşıda da deniz manzarası muhteşem gözüküyor. Geniş bir teras. Rüzgarlı bir hava, hızlıca burayı anlatıp geçeceğiz. Buradaki sahilden denize girebiliyorsunuz. Zaten Aquasis Otel yan tarafta, aynı sahili kullanıyorsunuz. Buradaki sahil kışın biraz daha
bakımsız durabilir ama yazın, yaz başında belediyenin araçları geliyor, sahili tamamen temizliyor. Çünkü dalgaların getirdiği o yosunlar, otlar, çöpler var ya, onları temizliyorlar. Tertemiz bir sahile kavuşuyorsunuz. Yani kışın gördüğünüz sahil, yazın gördüğünüz sahil bir değil arkadaşlar burada. İlerleyen zamanda tabii ki burası değişecektir. Çünkü şuraya bir otel projesi var. O da yapılıyor. Yan taraflarda çokça villa projesi var. Tabii ki gelişecek bölgelerden bir tanesi. Altınkum'a yakınız. Karşı taraf Altınkum. Orası da ortalama 4 kilometre uzaklıkta. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Yerden ısıtmalı 2 adet villamız var. Bir tanesi havuzlu, bir tanesi havuzsuz. 6 milyon 250 bin TL.